Merhaba web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber Galaxy Zero isimli oyunu inceleyeceğiz. Oyunu FunPlus ve Sunmoş isimli firmalar geliştirmiş arkadaşlar. Bu oyunu bildiğiniz gibi teknolojiye atarlanan adam daha önce incelemişti. Ancak belli başlı güncellemeler geldi, onlara da bakacağız. Aynı zamanda önceki modlarına da bir göz gezdirmiş olacağız. O videoyu izlemeyen arkadaşlar burada bulunan linke tıklayarak izleyebilirler teknolojiye atarlanan adamın incelemesini. Önceki versiyonda bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi Sonsuz ve Macera isminde iki mod vardı. Şimdi Boss modu da eklendi. Burada sadece bosslarla dövüşüyoruz. Ancak şu Sonsuz ve Macera modlarına tekrar bakalım. Sonsuz moda giriyorum. Tabi biz oyunda böyle ilk başta bayağı fakir başlıyorsunuz arkadaşlar. Hiç altınız veya elmasınız olmuyor. Biz videoda biraz daha iyi bir şeyler gösterebilmek adına parayı kıydık ve bir şeyler aldık. Gemimizi geliştirdik. Oyun en temel anlatımı ile uzayda düşmanlara karşı savaşıyoruz. Mantığı bu arkadaşlar. Tabi kendi içinde ilerleyen bir senaryosu da var. Bunu da tabi oynadıkça, macera modunda ilerledikçe öğreniyorsunuz. Oyun Türkçe gördüğünüz üzere. Dilerseniz Facebook'tan bağlanabiliyorsunuz ya da misafir modunda oynayabiliyorsunuz. Şu an sonsuz moda girdik arkadaşlar. Oyun bana eski Atari oyunlarını biraz hatırlatıyor. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor bu oyun. Ara sıra açıp oynuyorum. Hani böyle telefonunuzda bir gün durup silinecek bir oyun değil bu. Şu an sonsuz moddayım dediğim gibi. Sonsuz modun olayı şu arkadaşlar. Siz ölene kadar oyun devam ediyor. Bir level atlama, herhangi bir şey geçme yok. Kendinizle yarışıyorsunuz burada. Oyunun bir diğer sevdiğim yanı da ben ofise metro ile gidip geliyorum. Ve metro bayağı bir kalabalık oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz Çin metrosu gibi oluyor. Orada bu şekilde tek parmağımla oynuyorum. Tabii bunu telefonda oynuyorum. Tablette tek elle oynamak biraz zor. Böyle metroda ayakta bir elimle tutunarak diğer elimle de oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. O açıdan bayağı rahat bir oyun. Sonsuz modda bu kadar rahat ilerleyemiyoruz normalde. Dediğim gibi biz parayı kıydık ve bayağı bir silah aldık. O yüzden şu an karşımıza gelen düşmanların şöyle görüyorsunuz sağlığının nasıl gittiğini. Kolay bir şekilde öldürebiliyoruz. Dediğim gibi normalde bu kadar kolay geçmek biraz zor arkadaşlar. En başlarda macera modunda ya da yine sonsuz modda elmaslar toplayarak geminizi güçlendirmeniz lazım. Oyunun grafikleri çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında hem eski Atari salonlarında veya evlerimizde oynadığımız Atari'lerde oynadığımız oyunların havasını da veriyor. Hem de görsel olarak da bayağı bunların gelişmişi diyebiliriz. Sonsuz mod bu şekilde. Ben ölene kadar devam edecek. Skor kasıyoruz gördüğünüz gibi. Sağ üst tarafta skorumuz var. Dilerseniz bu moddan çıkalım. Zira kolay kolay öleceğimi zannetmiyorum. Şöyle pause yapıp pes edelim. Tabii çıktığımız için biz pes ettiğimiz için kazandığımız ekipmanı puanı da reddetmiş oluyoruz. Bir de macera moduna bakalım. Yeni gelen boss moduna bakmadan önce. Macera modunda arkadaşlar senaryo işliyor. Gördüğünüz gibi ben şu bölümleri geçmişim. 37. bölüme kadar geldim. Macera modunun şöyle bir özelliği var. Burç burç ilerliyor. Mesela 5. bölüm aslandayım, daha sonra başak burcuna geçiyorum. İşte ondan sonra ne geliyormuş? Terazi. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Son burçta oğlak burcu. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim 37. bölümden. Tabii macera modu gittikçe zorlaşan, bölüm geçtikçe sizin çeşitli ekipmanlar alarak geçmeniz gereken bir mod. Bunu da belirteyim. Bu oyunun ana karakterlerinden birisi Lisa oyun boyunca bize çeşitli briefler veriyor. Bize yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de bu karakteriz Roy. Lisa tatlı bir arkadaşımız. Bunu da es geçmeyelim. Kalkış diyerek macera modunda bir bölüm oynayalım sizlerle beraber. Macera modunda da sonsuz modda olduğu gibi arada bir düşmanlarımızdan bize hediyeler geliyor. Mesela şu an şu inen şey bir koruma kalkanı. Aldığım zaman düşmanlarımın ateşleri beni etkilemiyor hale geliyor. Silahımızı geliştirebiliyoruz ve şunu da health oluyor, sağlık oluyor yani. Ayrıca bu elmaslar da bölüm tamamlandığı zaman bizim ekstra zırh, silah gibi şeyler almamızı sağlıyor. Bu bölümler, tabi 37. bölümdeyim ben şu an. Sonsuz modun başlarına göre biraz daha zorlayıcı. Gittikçe de daha da zorlaşacak tabii ki de. Macera modunda bosslar da geliyor arkadaşlar. Genelde bölüm sonlarında bir tane koymuşlar boss. Her bölümün sonunda olmasa da 2-3 bölümde bir kesin bir boss geliyor karşımıza. Onlarla kapışıyoruz. Onları alt etmesi iyice zor tabi. Dediğim gibi tek parmakla oynanış oyunu her yerde rahat bir şekilde oynayabilmenizi sağlıyor. Her iki telefonda bu çok daha kolay oluyor. Bölümü tamamladık sanırım. Roy ile Lisa böyle arada WhatsApp'tan yazışıyorlar. Aynen. Zafer diyor. Diğer bölüme de geçeyim. Göstermek istediğim ufak bir özellik daha var. Daha sonra da boss moduna bakalım. Bölümü bitirdiğimiz zaman Facebook'ta paylaşabiliyoruz kastığımız puanı. Aynı zamanda dükkan seçeneği var arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi dükkanda belli başlı paralar ödeyerek kutular açabiliyoruz ya da paketler alabiliyoruz. Ayrıca dilersek tek tek ekipmanlarımızı da geliştirebiliyoruz belirli elmas ya da altınlar karşılığında. Şöyle bir bölüm daha oynayacağım. 38. bölüme de bakalım. Şimdi Federasyon askerleri yazdı bize WhatsApp'tan. Bu kadar çok düşman aniden nereden geldi diyorlar. Onlar bizi fark etmeden hemen fıyalım diyor bizim Roy'da. Uzaklaşalım diyor. Kalkalım. Kalkışa bastık ve 38. bölüm başlıyor. Loading ekranlarında ipuçları veriyor. Onlara da bakarsınız arkadaşlar. Oyun için kritik bilgiler verebiliyor. Şu alt tarafta bir radyasyon işareti var. Buna basarsanız ekrandaki bütün düşmanların canından bayağı bir götürüyor. Şu an tabii ben götürdüm biraz. Bir sonraki gelen dalgada bassam daha iyi olacak sanırım. Evet, bunları da basayım. Gördüğünüz gibi hatta iki tanesini öldürdü bile. Şu S'yi de alalım. Bayağı güçlendiriyor silahımızı. Facebook'tan bağlanırsanız arkadaşlar ara ara size oyun ödüller de veriyor. Bunu da belirteyim. Facebook'tan bağlanmanız daha iyi olacaktır. Ayrıca çeşitli etkinliklere de katılabiliyorsunuz. Buradan da çıkalım. Ve yeni gelen mod Boss moduna bakalım. Macera modunun en sevdiğim yerlerinden birisi bosslarla mücadele etmek. Burada bosslar direkt karşımıza geliyor ve kapışabiliyoruz ve bunlar en baboş olan bosslar. Ben ilk başta silahlarımı geliştirmeden yani para basmadan önce ejderle dövüştüm ve benim ağzıma s**tı resmen. O yüzden delirip parayı basıp çeşitli silahlar aldım. Şimdi de ben onların ağzına s**tıyorum. Gördüğünüz gibi ejder, Cygnus, Pegasus ve Andromeda isimli 4 tane boss var. Şu Andromeda'yı bir dövelim bakalım. Gördüğünüz gibi direkt boss ekranlarına gelen warning yazısı geliyor ve karşımıza Andromeda mıydı ne şeyse o arkadaş geliyor. Gördüğünüz gibi böyle manyak manyak ateş ediyor bize sürekli. Sanki gavura vuruyor şerefsiz. Şöyle bir tane sallayalım bakalım. Aynen. Şu üst taraftaki onun sağlık barı bir tane mavi vardı şimdi kırmızı oldu. Ayrıca o kırmızı olunca da dallanıp budaklandı kendisi. Tabi şu anda deli gibi yağdırıyor. Bir huzur vermedi bana. Ölmene çok az kaldı dostum. Ha burada ölürsek ne oluyor arkadaşlar? Belirli elmas karşılığında tekrar canlanabiliyoruz. Hatta ben şu köşede durayım da öleyim istiyorum ama sanıyorum ben ölmeden kendisini geberteceğim gibi duruyor. Zira bana zerre zarar veremiyor. Arada böyle ufak önden çocuk yolluyor. Kavgayı kızıştırmak için. Aha ölmek üzere ve öldü. Bize de bir sürü elmas bıraktı. Ve zaferimizi kazanmış oluyoruz. Boss modu da bu şekilde arkadaşlar. Dilersek işte dediğim gibi bu kısımdan zaferimizi paylaşabiliriz arkadaşlarımızla. Galaxy Zero oyunu genel olarak bu şekilde. iOS ve Android platformlarından ücretsiz olarak indirebilirsiniz oyunu. Aklınıza takılan oyunda abi şunu yapamadım bu nasıl yapılıyor dediğiniz sorular varsa bizlere sorun. Ancak birkaç saatlik bir oynamayla çok rahat bir şekilde kavrayabilirsiniz. Zaten çok da zor bir şey yok. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.